Menisküs nedir? Diz eklemlerimiz için nasıl bir öneme sahiptir? Menisküs yırtığının belirtileri nasıl ortaya çıkar? Menisküs yırtığından korunmak için neler yapılmalı? Ameliyatsız tedavi mümkün mü? Ameliyata karar verilen hastalarda iyileşme süreci nasıl? Hasta ne zaman yürümeye başlar? Ortopedi ve travmoloji uzmanı Doçent Doktor Aydın Aslan Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Hocam bu arada biz sizinle iş insanlarının olduğu bir koroda aslında birlikte şarkı söylüyorduk. Ben tabii evet. Pandemide zaman aşımı olduğu için ve o etkinliklere ara verdiğim için ilk yayında sizi tanıyamadım. Buradan da onu söyleyeyim. Öncesinde de konuşma fırsatımız olmadı. Hocamın müthiş bir sesi vardır. Sağ müthiş olun. Bir müzisyendir doktorluğunun yanında sağ da. Olun, bunu da çok söylemeden edemedim. Çok sağ olun. Ben de tanıyacağım. Daha önceden bir tanışıklık var ama herhalde diyorum televizyonda gördüğüm için ama yok, özel yok. Bir tanışıklığımız da olmuş. Aynı bu sahneleri, çok, evet. Keyifli müzikleri aslında birlikte paylaştık. Böyle de bir yönü var sevgili hocamın. Tabii müziği de konuşmayı çok isterdik ama bugün biraz sağlık, evet. Diyeceğiz. Önemli de bir konuyu konuşacağız. Menisküs. Menisküs deyince hani kalp gibi biraz değil mi sevgili hocam? Sizi de destekleyeceksiniz. Benim kalbim var. Benim menisküsüm var gibi. Sanki evet. Hastalığın adıymış gibi algılanıyor ama hepimizde menisküs var değil evet. mi? Aslında menisküs bizim uyluk kemiğimizle kaval kemiğimizin arasında olması gereken bir yapı. Yani bir anatomik bir yapı ve olmadığında çok hani ciddi diz eklemiyle ilgili ağrılara yol açan, hastalıklara yol açan, biraz böyle kulak memesi kıvamından daha sert, hı hı. O dokuların, işte kıkırdakların birbirini ezmemesi için eklemlerin içerisinde olması gereken bir yapı aslında. Ama tabii menisküsüm var dendiği zaman biz menisküs hastalığı var olarak artık, hı hı. algılıyoruz. Nasıl kalp hastalığında olduğu gibi. Ve tabii o şekilde ifade ediliyor. O şekilde de yerleşmiş artık. Evet. Peki, hı-hı. hocam menisküsle ilgili evet hepimizde var. Bunu anladık. Bu konuda da teyidinizi evet. de aldık. Peki rahatsızlığı olduğunda ne gibi bize sorunlar yaşatıyor menisküs yırtığı evet. veya menisküs hastalığı? Menisküs hastalığıyla ilgili, menisküste oluşan lezyonlarla ilgili bizim ilk yaşadığımız bulgu aslında bir dizde rahatsızlık hissi. Zaman içerisinde tabii bu rahatsızlık hissi ilerleyip ciddi ağrılara yol açıp eklem hareketinde kısıtlanmalara, takılmalara, kilitlenmelere kadar, gece ağrılarına kadar ya da kireçlenme hastalıklarına kadar yol açabiliyor tabii ki, ilerleyebiliyor. Hı-hı. Ama ilk bulgu böyle dizi bir rahatsızlık hissi, eklem çizgisinin üzerinde. Evet, bana sanki menisküs yırtığı böyle travmatik bir şey olduğunda evet. olurmuş gibi geliyor. İşte örnek veriyorum, kayak yaptın, ayağını burktun falan gibi. Ben de tam araya girecektim. Sporcu, futbolcularla evet. popüler olmuş bir hastalıktır değil evet. mi hocam? Evet. Böyle daha çok futbolcuların evet. menisküs yırtığı olur falan. Yani evet. onunla çok bağlantılı. Peki illa travma mı olması lazım? Veya ben mesela böyle biraz yanlış oturuyorum, biraz yanlış yürüyorum, yanlış bir spor yapıyorum. O zaman da menisküs olabilir mi? Ne sebep oluyor ona? Tabii şimdi akut olarak bu oluşabilir. Yani aniden oluşabilir. Hı-hı. Ya da zaman içerisinde oluşabilir. Akut olarak oluşan yırtıklar daha çok sporcularda biz bunu görüyoruz. Futbolcularda, basketçilerde, işte atletizm yapanlarda menisküs yırtıklarını çok görüyoruz. Kronik olarak yani dejeneratif süreçte yaş ilerledikçe yıpranan, nasıl şöyle örnek verelim, yeni bir elbise aldınız, gittiniz bir yere taktınız, yırtıldı. Bu, hı hı. akut bir şey. Ama 20 yıl boyunca giydiniz o elbiseyi, her tarafından dokusu eskimeye başladı. Bu da dejeneratif bir süreç. Yani, hı hı. yıllar içerisinde oluşan, gelişen bir süreç. Biz ikisini de görüyoruz. Zaman içerisinde menisküsteki o dejenerasyon, yıpranma, eskime çok küçük bir travmayla da olsa yırtığa neden olabiliyor. Hı hı. Ya da genç bir insanda, sağlıklı bir insanda çok yüksek travmalarla, özellikle dizin dönmesiyle oluşan travmalarda akut yırtıklara da neden olabiliyor. Tabii bunların hepsini ayrı ayrı tedavi ediyoruz. Evet. Peki hocam, maketiniz var. Onun üzerinde de bir menisküsün evet. yerini ve yırtıldığında evet. menisküsler ne olduğunu zaten görebilir miyiz? Mavi olarak çok net bir şekilde gözlenebiliyor. Hı hı. Menisküs dizin içinde ve dışında. Biraz yukarıya kaldırmamız evet, mümkün içinde mi? Yazıların altında ve kalıyor. Ve dışında iki tane menisküsümüz var bizim. İç menisküsümüz biraz daha C şeklinde. Hı-hı. Dış menisküsümüz biraz daha yuvarlak. O şeklinde. Ne yapıyor menisküs? Bu iki kemiğin arasında, bu iki kemiğin birbirine uyumlanmasını sağlıyor aslında. Hı-hı. Çünkü alttaki kemik dümdüz bir kemik. Onun kenarlarından biraz yukarıya doğru çıkıntı yaparaktan üstteki yuvarlak kemiğin alttaki kemiğin üstüne oturmasını sağlıyor. Hı-hı. Bu hem uyum, hem stabilizasyon için, hem kaymaların engellenmesi için, hem de bu eklemlerin
eklemin iki yüzündeki kemiğin kıkırdaklarının ezilmemesi için, birbirine temas etmemesi için arada bir yastık gibi düşünebiliriz. Bir tampon mekanizması gibi. Kıkırdaklar da yumuşak yapılar, deforme edilebilir. İşte bastırırsın, bir süngeri bastırırsın, elini çekersin geri yerine gelir. Kıkırdak da öyledir. Bastırırsın, çok minimal bir şekilde çöker, içine geri tekrardan eski haline gelir. Deforme edilebilir bir yüzeydir kıkırdak. Menisküs de biraz ona benzer ama bu iki kıkırdağın birbirinin üzerine çok güçlü bir şekilde teması uzun süre menisküs yırtığı oluştu. Mesela da menisküs eklemin içerisinde değil ya da operasyon nedeniyle alındı. Bu iki kıkırdağın birbirinin üzerine çok şiddetli bir şekilde sürtünmesi de kıkırdak yapısının bozulmasına yol açar. O nedenle menisküs hem stabilizasyon için, eklemin stabilitesi yani sağlamlığı için, bütünlüğü için çok önemli, hem fonksiyonları için çok önemli. Peki hocam, menisküsümüz olması gerektiği gibi değil ve bozuldu. Bunun tedavisi nasıl, ameliyat mıdır, ameliyatsız yöntemler var mıdır, nasıl bir yolu izleyecek aslında kişiler? Tedavide hocam da tabii hekim olduğu için bizim ilk yaptığımız nedir? Çok iyi bir dinlemek hastayı. Anamnez çok, çok önemli. Çok iyi bir şekilde dinleriz. Neden oldu bu? Ne zamandır şikayeti var? Bir anlamaya çalışırız. Fizik muayeneyi çok detaylı bir şekilde yapmak lazım. Biz çoğu zaman aslında yaptığımız muayeneyle menisküsünün neresinin yırtık olduğu, ne kadar yırtık olduğu, işte kıkırdakta mı, menisküste mi, bunu tahmin edebiliyoruz. Ama görüntüleme yöntemlerini tabii kullanmakta fayda var. MR çektik, baktık hastamızın dizinde. İkinci derece nedir ikinci derece? Tam yırtılmamış. Üç derecesi var bunun. Bir, dejenerasyon, bozulmaya başlamış. İkincisi daha çok bozulmuş. Yırtılacak artık dikkat etmezsek. Üçüncüsünde de yırtıklar oluşmuş artık. İkinci aşamaya kadar olan menisküs yırtıklarında biz çok güvenli bir şekilde ameliyatsız tedavileri uygulayabiliriz. Üçüncü derecede yırtıklarda ise orada birazcık konuya farklı şekilde yaklaşmak gerekiyor. Çünkü ameliyat olması gereken bir kova sapı yırtığı deriz. Bazen menisküs yırtılır, kovanın sapını bir taraftan öbür tarafa atarsınız ya şöyle. Yırtılan kısım kovanın sapı gibi bir taraftan öbür tarafa geçer ve dizi kilitler. Mesela böyle bir dizde biz bunu ameliyat etmeden düzeltemeyiz. Çünkü oraya girmek, içeriye o menisküsü yerine redükte etmek, götürüp ona dikiş atmak gerekir. Ama menisküsün işte bölgeleri var. Mesela menisküs 3 bölgeden oluşuyor. Bu C şeklini hatırlayın. C şeklini. O C şeklinin en dış taraftaki, yani merkez olan taraf değil, merkezdeki taraf değil, en dış kısmı çok iyi kanlanıyor. Orada damarlar var. Menisküsün damarları burada dışında. İçinde yok. İçindeki, en içindeki kısım eklemin içindeki sıvıdan besleniyor. Orada ne varsa onu yiyor. O oradan besleniyor. Ama bu dışındaki kısım damarlanmış olan bölge, çok zengin damarlar olan, oradaki bir yırtığa daha konservatif yaklaşabiliriz. Yani kendiliğinden kaynama potansiyeli var diye düşünebiliriz. Bu hastalara opsiyon tanıyabiliriz. Tam kat yırtık oluşmamışsa özellikle bu hastaları çeşitli şekillerde tedavi edebiliriz. Öncelikli olarak aktivite modifikasyonları, yani yaşam şeklini değiştirmek. Neler yapıyoruz bunun için? Diyoruz ki sen ne iş yapıyorsun? Sporcusun. O zaman şunlara dikkat edeceksin. Belli bir süre şöyle idman yapacaksın, böyle egzersiz yapacaksın. Tam kat menisküs yırtığı yok. Ameliyat yapmamız gerekmiyor. Dışarıdan destek tedavileri, kolajenler, hyaluronik asitler. Eklemin içerisine yaptığımız bazı enjeksiyonlar. Mesela hyaluronik asit, kolajen enjeksiyonları. Bunlar Latince isimler ama şöyle açıklayabiliriz. Hyaluronik asit normalde bizim kıkırdağımızın bir yapı taşı. Kıkırdağın içinde olan bir şey. Kolajen de öyle. Biz bunları verdiğimiz zaman oradaki hücreler zedelendiği için ne yapıyorlar? Bunları alıp o suyun içerisinden, eklem sıvısının içerisinden hücre içine alıp onları kullanıp tekrar kendilerini iyileştirebiliyorlar. Eklem kayganlığını sağlayabiliyoruz. Ya da ne yapıyoruz? Baktık kıkırdakta, menisküste ikinci derece bir rahatsızlık var. Kök hücre yapıyoruz. Oraya aktif akıllı hücreler gönderiyoruz. Onlar da oradaki zedelenen bölgeyi tanıyıp gidip oraya yapışıp orayı tamir ediyor. Ya da kıkırdak hücresine ya da menisküsteki o tamir etmeyi istediğimiz kısımdaki hücrelere dönüşebilme potansiyelleri var. O nedenle de bu şekilde tedavileri uygulayabiliyoruz. Evet, peki ameliyat sonrasında hastalar ne kadar süre sonra, eğer cerrahi şimdi, operasyon yapıldıysa ameliyat hayat, yaptık. Normal genç, hayatına şimdi dönüyor. Genç bir hastaya mı yaptık? Yaşlı, yaşı ileri bir hastaya mı? Mesela akut yırtığı olan bir hastaya mı yaptık, bir sporcuya mı, yoksa yaşı ilerlemiş menisküsünde dejenerasyon oluşmuş, eskimeye bağlı menisküste bir yırtık ya da bir lezyon oluşmuş. Çünkü bazen yırtık olarak da olmayabiliyor bu. Doku o kadar dejenere oluyor ki yırtık şeklinde değil, parçalanmış şekilde böyle doku parçaları oluyor. Şimdi menisküsü temizleyip düzelttiysek, yani menisküse dikiş koymadıysak, ameliyatımız buna müsaitse,
O zaman daha hızlı hastaları rehabilite ediyoruz. Diyoruz ki hemen siz yavaş yavaş basmaya başlayın. Kıkırdakta ciddi bir problemimiz yoksa, ama menisküse bir tamir işlemi uyguladıysak ya da menisküs transplantasyonu yapmış olabiliriz. Başka birinden menisküs alıp başka birine, öyle ameliyatlar da var. Böyle organ hastalarda nakli gibi yani, tabii ki resmen. Organ nakli gibi. Böyle hastalarda da biz belli iyileşme sürelerini beklemek durumundayız. Sporcularda bazı işte spora dönüş aktiviteleri kişiden kişiye değişmekle birlikte genelde 1,5 aylık dönemlerde hastalar normal rutin yaşantıya yavaş yavaş katılmaya başlıyorlar. Ama bu evde yatmak değil yani, öyle değil. Hemen aynı gün ameliyattan sonra 2 saat sonra kalkıyorsunuz. Kendiniz tuvalete gidebilirsiniz, mutfağa gidebilirsiniz taburcu olduktan sonra. Öyle immobilizasyon yok, yatmak böyle yok. Bir ama ayağı dikip günlerce yatılan bir ameliyat vardı. O menisküs değil miydi? Ben hep menisküsü o ameliyatla karıştırıyorum. Onlar şey, daha öncelerden yaptığımız cerrahi müdahaleler bazen yapılamıyordu. Bazen hastaları asıyorduk bacaklarını. Evet, artık onlar çivi da geçirip şey mesela oldu. Ağırlık asıyorduk. O kemiklerdeki redüksiyon deriz biz, hücre getirme olayını sağlayabilmek için uzun süre aynı kuvvete maruz bırakıp onları o şekilde kaynatıyorduk. Ama artık onlar çok tarihi, yapmıyoruz öyle ameliyatlar çok fazla. Bizim yaşım yetmiyor ama herhalde eski belgesellerden hatırlıyorum, filmlerde görmüştüm. Şunu sormak istiyorum, kadavradan bahsettiniz. Menisküs artık gerçekten kullanılmaz noktaya geldiğinde laboratuvar şartlarında üretilmiş bir malzeme ya da vücudum kendi, hani kadavra değil. Kişinin kendisinden graft çektiğinde kompanse edebileceğimiz şeyler var. Aynı şeyi soracaktım. Ne güzel soru. Aslında şöyle, protez bazı gibi bir şey aslında. Var. Yani sentetik direkt menisküs dokusuna benzer. Menisküse ekleyebileceğimiz implantlar var. Onları da tabii ameliyatlarda gerektiği koşullarda uyguluyoruz. Peki hocam, diz protezi yapıldığı zaman menisküs kısmı kalıyor mu protezin altında? Artık o kişilerin menisküsü olmuyor mu? Protez ameliyatında eklemin hareket eden bütün kısımlarını çıkarıyoruz. Sadece arka çapraz bağı bazı ameliyatlarda bırakıyoruz. Bazı hastalarda sağlamsa çıkarmıyoruz. Ama ondan da şüpheliysek ya da bir instabilite sonrasında gevşeklik dizde yaratacaksa onu da keserekten eklemin içerisinde sadece bu ayna kemiğinin bağları, yani patellar tendon, quadriceps tendonu, iç yan bağ, dış yan bağı bırakıyoruz. Eklemin içerisinde ne varsa hepsini alıyoruz. Oraya protez koyuyoruz. Stabilizasyon, yani sağlamlık, protezin sağlamlığı hem protezin kendisinden, o protezin parçaları da stabil bir şekilde sağlam olmak, uyumlu olmak zorunda. Hem de bu eklemin çevresindeki bağlar, sonra kaslar. Onlarla sağlanıyor. Bu ameliyattan sonra da zaten belli bir rehabilitasyon süreci oluyor. Bu kasları geliştirmek gerekiyor, egzersiz yapmak gerekiyor. Tabii protez ameliyatı çok başka bir konu. Evet, birazcık aslında demin bahsettiniz işte hücreleri taklit eden, dokuyu taklit eden bir takım yöntemler vardı ya, ama biz kök hücreyi de hep konuştuk ya, sadece kök hücre özelinde de sorayım. Menisküsün sorununda kök hücre tedavisi de uygulanabiliyor tabii mu? Tabii ki. Bizim son yıllarda özellikle, hocam da bilir, en sık uyguladığımız eklem rahatsızlıkları ile ilgili ortopedi alanında en iyi sonuç aldığımız eklem kıkırdağı ve menisküs yaralanmaları. Bu yaralanmalarda biz kök hücre tedavilerini çok fazla kullanıyoruz ve kanıta dayalı tıp deriz biz. Ve bunlar artık ortopedi alanında bunun işe yaradığı ispatlanmış durumda. Biz kök hücre tedavilerini kullanıyoruz, ama kime? Çok ileri seviyede bir menisküste bir yırtık, 3. derece. Ayrılmış, az önce dediğim gibi kovanın sapı gibi öbür tarafa geçmiş mesela, böyle oynuyor kovanın sapı gibi yırtık. Ya da eklemin içerisinde yırtılmış, kilitlemiş, başka bir yere gitmiş, kopmuş gitmiş, buna kök hücre olmaz. Onu tabii önce dikmek lazım. Dikip mesela menisküsü diktik, üzerine kök hücre uygularsak o menisküsün daha iyi kaynamasını sağlayacaktır. Ya da ameliyat etmemizi gerektirmeyecek bir menisküs yırtığı vardır hastada. Tam kat yırtılmamıştır. Perifer deriz, yani dış kısımdadır yırtık. O bölgede kök hücre oranın menisküsün içine uygularız. Eklem içerisine uygularız. Oranın kaynamasını hızlandırabiliriz. Ameliyatsız bir şekilde, o ayrı tabii ki. Ama kök hücre tedavisini yaparken hani hastayı önce çok iyi değerlendirip ben bu hastaya ameliyatla mı kök hücre yapacağım, menisküsün tamiri mi edeceğim ya da menisküsün temizleyip kıkırdağını düzelteceğim, biraz eklemin içerisini temizleyeceğim, sonra mı kök hücre yapacağım, ameliyatla beraber sadece kök hücre mi yapacağım, bunların hepsi tabii hastadan hastaya değişen kararlar. Evet, şimdi kolajen çok popüler ve hakikaten çok da iyi etkileri var ya hocam. Kolajen kullanımı desteği almak mesela menisküs yırtığına bir faydası olur mu? Ya da menisküs yırtığı olmasın diye preventif dediğimiz önleyici bir
destek olabilir mi? Ya profilaksi için preventif dediğimiz şekilde, yani koruma amaçlı ben kendim için kullanıyorum kolajen mesela, yılda 3 ay alıyorum. Ben de siz geçen bana da vermiştiniz, başladım. Bana şöyle bir etkisi oldu, tabii içerideki etkisini göremiyorum bir diz sorunum da olmadığı için. Müthiş tırnaklarım ve saçlarım hızlı uzadı. Yani bir hafta içinde normal uzamasının çok ötesinde uzadı. Böyle bir etkisi neden var öyle mı? Tabii ki var. Şimdi içerisinde biyotin var. O ürünlerin genelde. Hyaluronik asit var. Bağ dokusunu destekleyen. Kolajenler de tabii bağ dokusunu destekliyor. Ve vitamin kompleksleriyle birlikte kullandığınız için antioksidanlar vücudunuzu bir yeşertiyor. Mesela uzun süre sulanmamış bir çiçeği düşünün. Onu söktüğünüzü düşünün. Can suyu vardır ya çiçek dikenler bilir. Biraz onun gibi oluyor herhalde. O şekilde oluyor. Siz böyle suyu almış çiçek gibi açılmışsınız hemen. Böyle çok iyi olmuş. Evet tabii. Ojeler biraz çabuk çıkıyor sevgili izleyenler ama genel olarak çok iyi bir etkisi var. Saçını kolajeni kullanıyoruz. Hocam da bilir. Plastik cerrahlar da çok kullanır. Yani estetik cerrahide de çok yaygın uygulanıyor, öneriyorlardır. Biz de kullanıyoruz. Özellikle tedavileri ekliyoruz. Tek başına kullanımlarında da tabii ki etkileri olabilir ama tedavilerle birlikte yapılırsa, ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavilerle etkinliği daha yüksek olacaktır. Evet, çok teşekür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yoksa çok keyifle devam ediyorduk. Yeniden bekliyoruz efendim.